Toplumu farklı katmanlara, farklı toplumsal tabakalara bölmeye yarayan yöntemler var. Mesela bunu yapmanın bir yolu toplumu farklı sınıflara bölmek. Evet, bu sınıflardan ilki alt sınıf. Bu sınıfta genelde düşük maaş alan ve bilek gücüyle çalışan, zahmetli işlerle uğraşan çok sayıda insan yer alır. Daha sonra orta sınıf geliyor. Burada daha iyi maaşla çalışan ve genelde profesyonelleri içeren bir topluluk görüyoruz. En üstte ise üst sınıf var. Bunlar çok zengin iş adamları, sanayinin başında olanlar, aile servetine sahip ve prestijli konumda bulunan insanlardır. Evet, bunlara üst sınıf diyoruz. Bildiğimiz şey şu. Ait olduğunuz sınıf genellikle işten kazandığınız maaşla bağlantılı. Bu farklı toplumsal konumları düşündüğümüzde Aklımıza bu konumlar arası geçiş olup olamayacağı konusu geliyor. Bir birey bu tabakalar arasında hareket edebilir mi? Cevap evet. Bir birey bu farklı toplumsal konumlar arasında hareket edebilir ve bunu yapmanın birkaç farklı yolu vardır. Bahsetmek istediğim ilk yol bireyin yatay hareketi. Yani mesela bir birey aynı sınıf içinde hareket edebilir. Ortada duran şu mavi saçlı beyefendiyi ele alalım. Bir muhasebe şirketinde muhasebeci olarak çalışıyor olsun. Bu kişi başka bir muhasebe şirketinde çalışmaya başlarsa ama aynı seviyede kalırsa yatay hareket dediğimiz şeyi tecrübe etmektedir. Bu da şu demek, toplumsal konum açısından yukarı da çıkmıyor, aşağıda inmiyor. Fakat bir de dikey hareket dediğimiz şey var. Bu da toplumsal hiyerarşide yukarı veya aşağı hareket etmek anlamına geliyor. Örnek verecek olursak, bu beyefendi bir restoran yöneticisiyken, terfi alıp bir fast food restoranının yönetim kurulu başkanı olursa, hızlı bir şekilde daha yüksek bir alana hareket etmiş olur. Ya da mesela daha küçük bir pozisyonda çalışması istenir, işinde sorunlar yaşarsa, bundan sonraki görevi yalnızca yemek servisi yapmaya indirgenirse ve asgari ücretle çalışmaya başlarsa, orta sınıftaki iyi maaşlı işçiden alt sınıfa geçmiş olur. Bu durumda aşağı yönlü bir toplumsal geçiş yapmış olur. Yani toplumsal hareketlilikte burada da gördüğümüz gibi yatay veya dikey hareketler, geçişler olabilir. Farklı toplumsal hareketlilik seviyelerine sahip olan birçok farklı toplumsal yapı biçimi vardır. Örneğin tarihsel olarak bazı toplumlarda kast sistemi denen bir şey görülür. Kast sisteminde çok çok az hareketlilik vardır. Neden diye sorabilirsiniz. Çünkü kast sisteminde hayattaki rolünüz neredeyse tamamen geldiğiniz geçmişle belirlenir. Özellikle de hangi konumda doğduğunuz veya evli olduğunuz kişi gibi faktörlerle. Kast sistemindeki hiyerarşiye bakarsak, doğduğunuz konumla sizi sınırlandıran, gerçek beceri veya başarılarınızı göz önüne almayan bir sistem görüyoruz. Bu sistemde yüksek oranda toplumsal istikrar görülür. Çünkü toplumsal yapılar genelde değişmez. İnsanların toplumsal konumları hayatları boyunca değişmez. Yani aynı toplumsal aile, aynı toplumsal durumda kalırlar. Kast sisteminin en meşhur tarihi örneği Hint kast sistemidir. Bu sistem kanunsal olarak tarihte kalmış olsa da bazılarına göre halen resmi olmayan şekilde bir ölçüde uygulanıyor. İkinci olarak sınıf sistemi denilen sisteme geçiyoruz. Bu da günümüzdeki birçok ülkede geçerli olan üst, orta ve alt sınıfı içeren sistemdir. Sınıf sistemi kast sisteminden bir adım öteye gidiyor. Çünkü burada toplumsal hareketliliğe olanak tanınıyor. Aslında bunun bir insanın geçmişiyle yeteneklerinin karışımını dikkate alan bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bireyin yeteneklerinin toplumsal basamaklardan yukarı çıkmak hatta aşağı inmek için kullanılmasına olanak tanıyor. Bunun sonucu olarak kast sistemine kıyasla daha az toplumsal istikrar görüyoruz. İnsanlar hayatları süresince toplumsal konumlarını değiştirebiliyorlar özellikle de örneğin eğitim yoluyla. Son olarak daha çok ideallerde kalan bir kavram olan meritokrasi'den bahsetmek istiyorum. Meritokrasi insanların toplumsal konumlarına yalnızca yeteneklerine ve başarılarına bağlı olarak ulaşması demek. Yani meritokraside birinin konumu doğum yeri veya anne babasının kim olduğuyla belirlenmiyor. Tabii bu gerçekten de ideallerde kalmış ve dünyada herhangi bir yerde görülmeyen bir sistemdir. Bazı insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin meritokrasi sistemine geçebileceğini ve bu sistemle yönetilebileceğini söylüyor. Fakat ideal bir meritokrasi de aslında aşırı toplumsal hareketlilik görülür. İnsanlar son gösterdikleri performansa ve başarı düzeylerine bağlı olarak sürekli yukarı ve aşağı hareket ederler. Yani burada geçmişten ziyade tamamen yetenek ve başarıya odaklanıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi burada toplumsal istikrar daha az olabilir. Çünkü aile ve toplumsal grupların organizasyonu gerçek bir meritokraside kast sistemi ve sınıf sisteminde olduğundan daha değişken olabilir. Sonuç olarak gördüğümüz gibi Meritokrasi de yukarı ve aşağı yönlü olan toplumsal hareketlilik, kast ve sınıf sistemlerine kıyasla en yüksek seviyededir.